Mümin Müslüman şunu bilmesi lazım. Helak olmuş kavimlerin iki temel özelliği çıktı bizde burada Yasin suresinde karşımıza. Birincisi, hayra kulaklarını tıkamışlar. Bir zulüm yaptığında, ailenin içerisinde terör estirdiğinde, trafikte birisi önüne yanlışlıkla kırdığında, indiğinde arabadan bir hışımla Allah'tan kork, dur, nereye gidiyorsun dendiğinde imanın frenine basabiliyor mu? Kafirlerle, müşriklerle, günahkarlarla yol ayrımı budur. Cennetlikler cennete girdiğinde, çok enteresan, cehennemlikleri göreceklermiş ve cennetlikler cehennemliklere soracakmış. Sizi cehenneme sokan günahınız neydi? İki tane sebep zikrediyorlar. Diyorlar ki namaz kılmıyorduk. Birincisi bu. İkincisi, ve biz fakiri, fukarayı, garibi, gurabayı doyurmuyorduk. Bunu ifade etmişler. Bir ayrıma geldik. Yani bir Müslümanın, bir müminin karakteriyle bir kafirin şahsiyetinin yol ayrımında iki temel özellik çıkıyor karşımıza. Bir tanesi takva bilinci, sakınma duygusu, diğeri de infak, vermek, lütfetmek, ihsan etmek duygusu. Siz neye ulaşmak istiyorsunuz? Hazreti Peygamber'in şefaatine, Allah'ın rızasına, dünyada saadete, ahirette mutluluğa ulaşmak istiyoruz. Hepimiz hakikate ulaşmak ve mutlu olmak istiyoruz. Allah buyuruyor ki, sevdiklerinizden infak etmedikçe iyiliğe ulaşamazsınız. Hocam geçen hafta 47. ayette kalmıştık. 47. ayette Allah şöyle söylüyor. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra harcayın denildiği zaman inkar edenler iman edenlere şöyle dediler. Allah dileseydi yiyeceğini kendisinin vereceği kişiye biz hiç yedirir miyiz? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz diye söylüyor hocam. Burayı nasıl anlamalıyız? Şimdi kafirlerin, müşriklerin aslında karakter özelliklerini ortaya çıkartacak iki mihenk taşı soru sordu müminler. Veya müminlerin de içinde bulunduğu peygamber, peygamberin de içinde bulunduğu müminler kafirlere iki mihenk taşı şeklinde soru sordular. Bu sorulara verilen cevaplar, müşriklerin, kafirlerin verdikleri cevap, müminlere de bu karakter özelliklerinden durun ikazıdır. Allah tarafından bir uyarıdır, ikazdır. Sorulardan bir tanesi veya taleplerden, isteklerden bir tanesi şu idi. Demişlerdi ki, 46. 45. ayette demişlerdi ki, onlara müttaki olun dendiğinde bunu yapmazlar. Önlerinizdeki ve arkanızdaki bulunan, yani Allah'ın rızasına aykırı her şeyden uzak durun dendiğinde buna kulak vermezler. Bunların birinci özelliği bu. Burada da bizim için çok önemli bir ders vardır. Yani yumruğunuzu sıkmışken Allah'tan kork dendiğinde yumruğunuz gevşiyor mu? Elinize bıçağı almışken birisi size Allah'tan kork, ahiretten kork, yarın hesap var, sırat var, mizan var. Bir insanı öldüren Allah'ın katında bütün insanları öldürmüş gibidir dediğinde elimizdeki bıçak düşüyor mu? Kafirlerin düşmüyor. Kafirlere böyle bir uyarı kâr etmiyor. Peygamber Efendimizin ashabından Ebu Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, bir gün evet, yani İslam aslında bunu tasfiye etmeye çalışmıştır, fakat kölelik var. Kölesini döverken arkamdan bir ses duydum diyor Ebu Mes'ud radıyallahu anh. Diyordu ki, İ'lem Ebu Mes'ud, iki defa bir ses şunu bil ki ey Ebu Mes'ud dedi. Döndüm, baktım Peygamber Efendimiz. Peygamberimiz bana bir ifadede bulundu, bir cümle kurdu. Buyurdu ki, Allahu akderu aleyke minke aleyh. Şimdi sen eline kırbacını aldın, bu köleni evire çevire dövüyorsun ya, Allah'ın senin üzerindeki gücü, kudreti, senin kölenin üzerindeki gücünden, kuvvetinden, kudretinden daha fazladır dedi. Ve elim gevşedi, elimdeki kırbaç yere düştü. Tevbe ettim, istiğfar ettim, ağladım, o köleyi azat ettim ve bir daha böyle bir şey yapmamaya azmu cezmu kastettim. Kafirlerin birinci özelliği bu olarak verildi. Yani artık helakin yoluna girmiş, söz kâr etmeyen, nasihat kâr etmeyen insan karakterinin birinci özelliği bu. Allah'tan kork dendiğinde
bırak bu günahı dendiğinde, bu zulmü yapma dendiğinde buna kulak vermeyen, bundan etkilenmeyen, kalpleri o kadar taşlaşmış, katılaşmış insan karakteri. Bu bir. İkincisi de onlara infak edin dendiğinde çok tuhaf bir şey söylediler. Yani Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseyi biz mi doyuracağız? Yaptıkları arsızlığa, yaptıkları haksızlığa, infak etmemelerine, cimriliklerine bir de kutsiyet kılıfı giydirdiler. Ve Allah onun aç kalmasını istemiştir. Bu Allah'ın muradıdır. Şimdi Allah isteseydi onu doyururdu. Biz kalkıp da Allah'ın aç kalmasını istediği bir kimseyi mi doyuralım diye çok tuhaf bir çıkarımda bulundular. Değer yargıları nasıl bakın tepe taklak. Algılar hakkı batıl, batılı hak görme. Nasıl bakın artık böyle bu insanların aklı, kalbi zıvanadan çıkmış durumda. Şimdi burada iki temel özellik. Bizim için ibret olan, Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an kafirlerin karakter özelliklerini özellikle bize ifade ediyor, zikrediyor ki müminler bu özelliklere düşmesinler. Onlar da kendi şahsiyetlerini, karakterlerini Allah'ın razı olmadığı, sevmediği bu huylardan korusun. Herkes gönlüne mukayyet olsun, şahsiyetine mukayyet olsun. Bir beyit okumuştuk. Giden gider, arkasından öyle bakıp ağlayamam. Gönlüm ahır değil benim malı davarı bağlayamam. İçimizde, gönlümüzde, karakterimizde ne tür duyguların, karakter özelliklerinin durduğuna bakmamız, bunları teşhis etmemiz, tespit etmemiz, tasfiye etmemiz, bu altı çizilen küfür özelliklerinin Kur'an'da özellikle dikkatlerimize sunulmasının temel sebebi budur. Bunlara infak edin dendiğinde Allah'ın isteseydi doyuracağı kimseyi biz mi doyuracağız diyorlar. Ama birisi onların gelip kollarını kanatlarını kırsa, gözlerini çıkarsa, böğürlerine, sinelerine bir hançer saplasa, nerede doktor, nerede tabip diye feveran ederler. Allah da senin böyle yaralı kalmanı istiyor. Sen niçin doktor talep ediyorsun? Hayır, o zaman kendi nefsinin derdine düştüğünde doktor da talep edecek, ilaç da talep edecek, yardım da talep edecek, aç kaldığında yemek de talep edecek. Ama kendisinin kesesi bol iken, güçlü iken, maddi açıdan kendisine kifayet ediyor iken, fakir, fukara, garip, guraba ona elini uzattığında diyecek ki Allah dileseydi bunu doyururdu. Ben mi doyuracağım Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseyi? Aç bırakmış, ben Allah'ın hükmüne aykırı davranmam şeklinde adeta bu batıl yaklaşımlarını meşrulaştırıyorlar. Şimdi bakın, o halde bir ayrıma geldik. Yani bir Müslümanın, bir müminin karakteriyle bir kafirin şahsiyetinin yol ayrımında iki temel özellik çıkıyor karşımıza. Bir tanesi takva bilinci, sakınma duygusu, diğeri de infak, vermek, lütfetmek, ihsan etmek duygusu. Şimdi bakınız, bir ayeti celile var Kur'an'da. Allah buyuruyor ki, hepimizin bildiği bir ayettir aslında. Siz neye ulaşmak istiyorsunuz? Hazreti Peygamber'in şefaatine, Allah'ın rızasına, dünyada saadete, ahirette mutluluğa ulaşmak istiyoruz. Hepimiz hakikate ulaşmak ve mutlu olmak istiyoruz. Allah buyuruyor ki, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiklerinizden infak etmedikçe iyiliğe ulaşamazsınız. İnsan bu dünyaya imtihan için geldi, fedakarlık için geldi, lütfetmek için, infak etmek için geldi. İnsan neyi sever? İnsan sevdiğinden infak edecek. Demek ki bu bir düstur. Ulaşmak istediğimiz Allah'ın bize lütfedeceği ne kadar nimet var ise, bu cennet olabilir, bu Allah'ın rızası olabilir, bu dünyada ulaşmayı umduğumuz, temenni ettiğimiz herhangi bir dünyevi nimet bile olabilir, Allah'tan lütfetmesini beklediğimiz bir dünyevi nimet bile olabilir, bu nimete ulaşabilmek için sevdiklerimizden infak edeceğiz. İnsan neyi sever? Aklını sever, aklındaki düşüncesini sever, bilgisini ve tefekkürünü sever. O halde aklınızdaki bilgiyi, tefekkürü, düşünceyi, hikmeti, mefkureyi, insanlara hayra götürecek olan o tefekkürü insanlarla paylaşmanız infakın birinci adımıdır. Sonra insan kalbini sever. Kalbinde insanın bir takım duygular vardır. Kendisine ait sinesinde beslediği bir takım erdemler, marifetler, muhabbetler vardır. İnsan bunu da infak edecek.
Buna kalbin infakı denir. Buna kalpten infak etmek denir. Peygamber Efendimiz Ranuna'da ilk cuma namazını kıldırdığında bir şey buyurdu. Yarım hurmayla bile olsa ey insanlar, ey ashabım, kendinizi ateşten koruyun. O yarım hurmayla bile olsa cehenneme karşı siper alın dedi Peygamber Efendimiz. Ve kendisine bazen ashab-ı kiramdan bazı zatlar gelir, ya Resulallah infak edecek hiçbir şeyim yok dediğinde Efendimiz buyururdu ki tebessumuke ile vechi ahike sadakatun lek. Yani sen gülemiyor musun da, tebessüm edemiyor musun da, tebessüm sadakadır, tebessüm et. Hiçbir şey yok ise elinden gelen tebessüm et. Hatta bir defasında buyurmuştu ki bir müminin başka bir müminin yüzüne aşk ile, şevk ile, muhabbet ile bakması benim şu mescidimde bir sene çıkmadan itikafta bulunmasından, itikafa girmesinden daha hayırlıdır. Kalbin infakı, kalpteki duyguların infakı, muhabbetin infakı, marifetin infakı, diğer gamlığın infakı, ilginin, alakatın, merhametin, alakanın ve merhametin infakı. Bir de insanın zamanından infakı. Bir müminin bir haceti için, ihtiyacı için vakit ayırmak. Telefon açtığınız zaman kardeşinize, annenize, babanıza, sizden bir çare bekleyen, muhabbet bekleyen insanlara vaktinizden ayırmanız. Bu da vaktin infakıdır. Sonra hayır işlere koşturmak. Bu bedenin infakıdır. Buna ten cömertliği denir. Tenden infak denir. Evet, maldan infak söz konusudur. Vakti geldiğinde zekatı vererek, tasaddukta bulunarak. Bir de canın infakı vardır ki Allah cenk zamanı, cihat zamanı, mücadele zamanı, mukaddesatın bekası tehlikeye girdiğinde canınızı da vereceksiniz demiştir. Bu da canın infakıdır. Müslüman kalbinde, gönlünde bütün bu infak tayflarını, infak seviyelerini bir defa zihninde tutmalı. Fakat burada Peygamber Efendimizin hadislerinde hem de Allah'ın Kur'an'da defaatle uyardığı bir hakikat vardır. Bu infak ne zaman gerçekleşmesi gereken bir infak? Ne zaman olacak? Şimdi ve enfiku mimma razaknakum. Allah böyle buyuruyor. Size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Min kabli en ye'tiye ahadakumul mevtu. Sizden birine ölüm gelmeden önce. Ölüm gelince ne olur? Feyakule Rabbi levle ahharteni ila ecelin karib. Kendisine ölüm geldiği zaman Allah'ım beni yakın bir zamana kadar tehir etsen, geciktirsen der. Sebep buyuruyor ki fe essaddaka ve ekum mines salihin. Yani ben de infak etsem ve salihlerden olsam. Salihlerden olmayla infak etme arasında bir ilişki kurdu ve ölenlerin, hani ölünün dili olsa da son nefesini verdikten sonra Allah ona bir müsaade verse de, öteleri gördükten sonra bize bir dili çözülse de anlatsa, pişmanlıklarını anlatsa mesela, gördüklerini anlatsa mesela ve biz de ondan ibret alsak ve halimizi anında düzelsek, çeki düzen versek kendimize. Buna gerek yok. Rabbimiz anlatıyor. Bir insanın vefat ederken en büyük pişmanlıklarından bir tanesi فَاَسَّدَّقَ Allah'ım beni geri döndersen de infak ediversem. Ediversem. Onun için Efendimiz ashabına buyuruyor ki canınız bedeninizde iken, mala karşı ilginiz var iken, iştahınız, cimriliğiniz içinizde, nefsinizin cimrilik duygusu var iken infak edin. Ölüm geldi, fete'mulul gına ve tahşel fakir diyor Peygamber Efendimiz. Yani fakirlikten korkarken ve zenginliği umarken infak edin. Sonra birinize ölüm gelir de etrafındakilere şunu filanca fakire verin, bunu da filanca fakire verin derseniz bunun Allah katında bir kıymeti yoktur. Sen kimin malını kime veriyorsun? Sen kütükten düştün artık. O mal senin değil ki. O mal artık vereselerin, etrafında bekleyen o kimselerin. Onun için biz Kur'an'ı incelediğimiz zaman biraz önce 47. ayette zikredilen bu müşriklerin, bu kafirlerin artık peygamberle, Allah'la haşa restleşme aşamasına gelmiş bu bedbahların en temel özelliklerinden birisi onlara infak edin dediklerinde mala onlar o kadar pençelerini, azı dişlerini saplamışlardır ki bırakmak istemezler. Bir fıkra anlatılır, hani bir eskiden öyle anlatılır. Bu bir hikayedir fakat bir hakikat payı vardır, hikmet vardır, bir mesaj vardır.
İşte Azrail insan kılığına girermiş ve anlatırlar eskiler, derler ki böyle işte insanların görünerek gelip canlarını alırmış. Bir defasında bir insan kılığında birisinin peşine düşüyor, o kaçıyor, o kovalıyor filan. En sonunda bir çıkmaz sokağa girmişler. Artık böyle sırtı duvara dayanmış o adamcağızın. Demiş ki kimsin, ne istiyorsun? Demiş ki ben Azrail, canını alacağım. Derin bir oh çekmiş, demiş ki ben de malımı alacaksın zannettim, onu baştan söyleseydin ya. Şimdi bazen insanların mala müptelalıkları böyledir. Ve bu umumiyetle insanların gözlerini cehennemde açana kadar içine girdikleri bir fena yolun ifadesidir. Cennetlikler cennete girdiğinde çok enteresan. Allah bize buradan bir kesit anlatıyor. Cehennemlikleri göreceklermiş. Biz cennetin ve cehennemin coğrafi yapısı nasıldır, biz bunu bilmiyoruz. Fakat galiba cennetliklerle cehennemlikler arasında bir mülakat, bir konuşma imkanı söz konusu olacak. Ve cennetlikler cehennemliklere soracakmış. Mâ selekekum fî sakar. Sizi cehenneme ne soktu? Sizi cehenneme sokan günahınız neydi? İki tane sebep zikrediyorlar. Diyorlar ki kalu lem neku minel musallin, namaz kılmıyorduk. Birincisi bu. Çünkü namaz dinin, dindarlığın taşıyıcı kolonu, namazı ikame eden dindarlığını ikame ediyor. Namazı yıkan dindarlığını yıkıyor. Bir insan namazı ciddiye almazsa Allah onu ciddiye almıyor. Namaz Efendimizin göz bebeği. İmam Gazali Hazretleri'nin bir ifadesi var. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz vefat etmek üzereyken İki tane cümleden birisini söylediğini veya ikisini de söylediğini ashab-ı kiram bize naklediyorlar. Bir tanesinde iler refikil ale, en yüce dosta dedi Peygamber Efendimiz. Bir tanesinde de aman namaz dedi ashabına. Gözümün nuru namaz, aman namazı zayi etmeyin. Müşriklere sorulduğunda, cehennemliklere, cennetlikler sorduğunda siz niçin buradasınız, sizi buraya ne soktu dediğinde birincisi biz namaz kılmıyorduk demişler. İkincisi وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْك۪ينَ ve biz fakiri, fukarayı, garibi, gurabayı doyurmuyorduk. Bunu ifade etmişler. Onun için mümin Müslüman şunu bilmesi lazım. Helak olmuş kavimlerin iki temel özelliği çıktı bizde burada Yasin suresinde karşımıza. Birincisi, hayra kulaklarını tıkamışlar. Yani nasihate kulaklarını tıkamışlar. Sen bir zulüm yaptığında, ailenin içerisinde terör estirdiğinde, arkadaşlarına bir takım ağır sözler, ifadeler kullandığında, trafikte birisi önüne yanlışlıkla kırdığında, indiğinde arabadan bir hışımla, Allah'tan kork, dur, nereye gidiyorsun dendiğinde, imanın frenine basabiliyor mu? Kafirlerle, müşriklerle, günahkarlarla yol ayrımı budur. Birincisi, müttaki ol dendiğinde, buna verecek bir kulağımızın, oradan gelecek sözü dinleyecek bir gönlümüzün olması gerekiyor. İmanımız bize bu yolu, bu dikkati, bu vaaz-ı nasihat alma kabiliyetini veriyor, bu bir. İkincisi de onlara infak edin dendiğinde onlar öyle bir absürt bir ifade kullanıyorlar ki Allah'ın doyuracağı kimseyi biz mi doyuracağız? Hayır, sen doyuracaksın ve üstelik bunu doyururken kesinlikle ondan bir mükafat istemeyeceksin. Onun üzerinde senin hakkının olduğunu bileceksin. İslam'ın verdiği mefkure budur. Şimdi bakın, çok benim dikkatimi çeker gerçekten. İnsan suresinde Allah Celle ve Ala Hazretleri cennetliklerin erdemlerinden bahsederken ve yut'imune ta'ame ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira buyuruyor. Yani onlar gariplere, fakirlere, yetimlere ve esirlere yedirirler. Esir kim biliyor musunuz? Esir, savaşmışsınız, düşmandı, sizi öldürmek için karşınıza dikilmişti ve siz ona yedirdiniz, lütfettiniz, yediriyorsunuz, yedirin, ona yedirin diyor. Ve yedirirken de şu cümleyi kurarlarmış. Bakınız, bu belki sinemize, gönlümüze kazımamız gereken, infaktan sonra elde ettiğimiz sevaplarımızın tarumar olmaması, hebaen mensura olmaması için bir sigorta gibidir adeta. Allah buyuruyor ki şöyle derler o müttaki kimseler, cennetlik kimseler. İnnemâ nut'imukum liveçillâhi. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Biz sizden ne bir teşekkür ne de bir karşılık bekliyoruz. Onun için Allah buyuruyor ki لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى. Sakın ama sakın sadakalarınızı, infaklarınızı başa kakarak boşuna çıkartmayın, iptal etmeyin. Bazen öğrencilerimiz geliyor, arkadaşlarımız geliyorlar, diyorlar ki hocam ben bugünlerde böyle gökyüzüne bakıyorum,
ayları düşünüyorum, ayı düşünüyorum, güneşleri düşünüyorum, yıldızları düşünüyorum, gök adaları düşünüyorum. İçime çok derin duygular oluşuyor, çok derin tefekkürler oluşuyor. Allah'ın rızasını nasıl kazanacağım bunu düşünüyorum, ne yapmam lazım bunu düşünüyorum. Ben de diyorum ki o arkadaşlarımıza, sen öyle uzaydan bir in bakalım, yere in, tekrar bir yaşadığın kasabaya gel, yaşadığın mahalleye gel, yaşadığın sokağa gel, o sokağın iki sokak arkasında bak orada bir gecekondu var. O gecekonduda yaşayan bir fakir aile var. Şu soğukta onların sobası bacası tütmüyor. Ben duydum ki onlar geçen kurban bayramından beri et yemiyorlar. Sen bir dünyaya gel bakalım. Senin cennet için aradığın yol bak burada başucunda. Onun için bir şair var, ifadesinde şöyle diyor. Gökte yıldız ararken nice turfa müneccim görmezler kuyu ref üzerinde. Yani gökte aslında biz Allah'ın rızasını çok uzaklarda, uzak bir yerde arıyoruz. Şair diyor ki gökte yıldız arar, gözünün önündeki çukuru görmez de içine düşer. Biz Allah'ın rızasını şunu bilmemiz gerekiyor. İnfak etmek, sevdiğimiz şeylerden infak etmek bizim Allah'ın rızasına ulaşmamızda en önemli mihenk taşı. Kafirlerle bizi karakter bakımından birbirinden ayıran en temel karakter özelliklerinden birisidir, mihenk taşıdır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam genel ifadeyle ayette söylediniz ama bir de ayetin başında anlattığınız o İbni Mesud hadisesi radıyallahu anh ile anlattığınız bir hakikat var aslında. Bugün toplumumuzda yine büyük bir sıkıntı olan hakikat var. Bugün biz hakkı, kuvveti güçte mi biliyoruz yoksa hakta mı biliyoruz? Bu arada bir problem var. Yani bugün bir koca hanımına karşı gücü olduğu için hakkı aramıyor, gücünü kullanıyor. Ya da bir anne baba evladına karşı ya da bir amir bulunduğu altındaki o çalışanlarına karşı. Bu noktada toplumda da büyük bir sıkıntı var hocam aslında. İbni Mesud örneği çok güzel bir örnek oldu. Yani güç eline geçtiği zaman insanlar bunu hakkı gözetmeden o gücü kullanarak aslında aramaya çalışıyorlar. Evet, Ebu Mesud radıyallahu anh'ın ifadesi gerçekten öyledir. Yani eğer eylem dünyamızda bir bozulma, Allah'a itaat duygumuzda bir zedelenme hissediyor isek şunu bilmemiz lazım ki bu en derinden, kalbimizden, karakterimizden, şahsiyetimizden orada meydana gelen bir kırılmadan kaynaklanıyor. Çünkü iman insanın elini kolunu bağlar. İman insanı vuramaz kılar, dövemez kılar, sövemez kılar. Çünkü imanın tabiatı içten dışa, kalpten kalıba, özden amele doğrudur. Ve bir insan inandığında, iman ettiğinde, Allah'a inandığında, meleklere inandığında, yani şu anda ben bu kamera çekerken şu programda mesela Allah'ın rızasına aykırı bir işi cehren alenen yapabilir miyim? Hayır. Peki Allah'ın melekleri ve inna aleykum lehafizin kiramen katibin ya'lemun ma tef'alun. Şu anda melekler bizi kaydediyorlar. Yaptığımız her şeyi zapturapt altına alıyorlar. Ve kıyamet günü bir defter olarak, defteri amel olarak bize verilecek bu. İnsan bakacak defterine ve şu sözü söylemekten kendisini alamayacak. Meli hadal kitab la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Bu kitap nereden çıktı? Ne küçük, ne büyük, dinlememiş, her şeyi sayıp dökmüş. Şimdi bu şekilde bir imana sahip olan insan nasıl bir fenalık yapabilir? Allah'ın her an kendisini gördüğünü, bildiğini bilen bir insan, bunu yakından idrak eden, buna iman eden bir insan nasıl dövebilir, nasıl sövebilir, nasıl vurabilir, nasıl kırabilir? Mevlana Hazretleri'nin bir ifadesi var. Diyor ki, salihlerden kadına şiddet uygulayan hiç kimse yoktur. Bizim yolumuz salihlerin yolundan, sıddıkların yolundan, peygamberlerin yolundan, şehitlerin yolundan ayrılınca, bizim rehberimiz, önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil de falanca kimse falanca işte bir şiddeti simgeleyen, temsil eden bir aktör veya bir filmin hayali kahramanı olunca işte insanların karakterlerindeki kırılma buradan kaynaklanıyor. Onun için Peygamber Efendimiz insana rahmeti öğretiyor. Din insana acımayı, şefkati öğretiyor. Dinden bir insan uzaklaştığında rahmetten de, merhametten de, şefkatten de uzaklaşıyor. Çünkü Efendimiz mümini tanımlarken insanların elinden ve dilinden insanların emanette olduğu kimsedir. Mümin budur. Müslümanı tanımlarken insanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir. Müslüman budur. Ele geleni
yersen diyor Yunus Emre, dile geleni dersen, halkı gıybet edersen sen derviş olamazsın. Sapık kitap okursan, her kusura bakarsan, üzersen, can yakarsan sen derviş olamazsın. Bulamazsan bir eri, değilsen hak neferi, bozarsan düzgün yeri, sen derviş olamazsın. Onun için şunu bilmemiz gerekiyor. Dışımızdaki bir Allah'ın rızasına aykırı bir eylemin kalpte kökleri vardır. Bu kalpteki kökü tamir edecek iki temel şey vardır. Bir tanesi iman, inanç, diğeri de ibadet. Hocam ben müminim. O halde şu ayeti okuyarak noktalayayım. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ben müminim ama vurmadan edemiyorum. Ben müminim ama aldatmadan edemiyorum. Ben müminim ama kırmadan, kızmadan, bağırmadan, çağırmadan, gıybet etmeden, iftira etmeden edemiyorum, yapamıyorum. O zaman Allah buyuruyor ki, ey iman edenler, iman edin, iman edin, yeniden iman edin. Çünkü insanın üzerine giydiği elbisenin eskidiği gibi insanın kalbinde iman eskir. Onu yenileyin diyor Peygamber Efendimiz. Nasıl? Zikrullah ile, ibadet-ü taat ile, namaz ile hayatımızda bu beklediğimiz kırılmayı yeniden yapmak için fırsat işte bu andır. Aslında Müslümana yakışan, mümine yakışan da budur.